Mordekaiser'in ölüm geçirmez yeteneği artık sadece Mord ve ölüm geçirmeze sahip dostu birbirlerine yakınlarsa hasar verecek. Normalde bir minyon öldürdüğünüzde tecrübe puanını yakınınızdaki bir dostla paylaşırsınız. Artık Mordekaiser bizzat öldürdüğü minyondan tam tecrübe puanı alacak. Ancak dostunun da payını almasına engel olmayacak. Dolayısıyla Mordekaiser rakiplerinden daha hızlı seviye atlayacak. Ejderhalardan bahsetmişken artık Mordekaiser ne zaman ejderhaya vursa onu lanetleyecek ve Mordekaiser'in takımı ejderhayı öldürürse ejderin hayaleti bir süre onu takip edecek. Darius'un kanama pasifine bir de kan öfkesi pasifi eklendi. Darius ne zaman ultisiyle bir rakibi katletse ya da rakibe 5 adet kanama uygulasa kan öfkesi moduna girecek. Kan öfkesindeyken Darius ekstra fiziksel hasar verecek ve vurduğu her rakibe direkt tam yüklü kanama uygulayacak. Instaban. Darius'un en büyük rakibi sayabileceğimiz Garen içinde yeni bir pasif var. Garen artık en yakın zamanda skorlara imza atmış şampiyonu takımın baş düşmanı olarak işaretleyecek ve her vuruşu rakibin %1 maksimum canını gerçek hasar olarak verecek. Ayrıca ultisi de baş düşmana büyü hasarı değil, gerçek hasar verecek. Artık bir oyunda Skarner varsa haritanın 6 belirli noktasında kristaller ortaya çıkacak. Bu kristaller kırmızı ve mavi güçlendirmelerde ve Baron ve Ejderha'nın yanında olacak. Skarner'ın takımından biri kristali ele geçirirse sadece Skarner'a hareket hızı ve saldırı hızı veren bir alan oluşturacak. Eğer rakip takım ele geçirirse altın ve kısa süreliğine görüş elde edecekler ve Skarner bir süre bu kristalleri ele geçiremeyecek. Bu değişiklikler hakkında ne düşündüğünüzü merakla bekliyorum. Henüz oyuna eklenmemiş bu değişikliklerin üzerinde halen oynanabileceğini lütfen unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenilerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.